Değerli dostlar, değerli öğrencilerim, değerli ailelerimiz, beni seyreden hepiniz kanalıma, videoma hoş geldiniz. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir, iyi olacağız, birlikte başaracağız diyoruz. Ve bugünkü dersimize ailecek başlıyoruz. Yine stratejik yönetimle ilgili bir aktarımımız olacak. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda sürçülisan edersek her zamanki gibi affola diyorum. İnşallah çekimimi, aktarımımı herkesin anlayacağı dilden size ulaşmaya çalıştığım gayretimi beğenirsiniz. Beğenmezseniz de sizin canınız sağ olsun, koronavirüssüz bir hayatınız olsun diyorum. Ve değerli dostlar, değerli öğrencilerim, eğer bana videolarımın daha etkin, sizlere daha hızlı ve daha fazla sayıda ulaşabilmem için yardımcı olmak isterseniz çok memnun olurum. Bunun için de o kırmızı abone ol ikonuna tıklamanız, kanalıma abone olmanız ve kanalıma da eşinize, dostunuza önermeniz neticesinde bu hakkı bana ücretsiz vermiş olacaksınız diyorum. Yapabiliyorsanız memnun olurum, yapamıyorsanız canınız sağ olsun. Ben de elimdeki imkanlar doğrultusunda burada size kayıt yapmaya çalışıyorum. Evet, bugünkü konumuz stratejik yönetim ile ilgili daha önce çekmiş olduğum videolara bağlantılı olarak bir alt kategorideki konumuz. Evet değerli dostlar, değerli öğrenciler, değerli aileler. Şu anda bugün bahsedeceğimiz konumuza giriş yapacağız. Ana başlığımız yine stratejik yönetim dersimiz. Tabii ki aslında hava yollarının stratejik yönetim dersimiz ama malum koronavirüsüyle alakalı bir konu söz konusu olduğu için daha güncel olaylardan, daha çok koronavirüsten örneklemeler yaparak bütün dersleri vermeye gayret gösteriyorum. Peki, anneler babalar siz de hazırsanız beni lütfen dinleyin. Bugünkü konumuz stratejik alternatif türleri. Evet, neymiş bu stratejik alternatif türleri? Biraz düşünelim isterseniz. Hatta her zamanki gibi kağıdımızı, kalemimizi, ajandamızı yanımıza alalım. Strateji dediğimiz zaman ne aklımıza geliyordu? Bir plan aklımıza gelmesi gerekiyordu. Özetlememiz gerekirse şu anda neredeyiz ve ileride nereye ulaşmamız gerekir diyorduk. Koronavirüs vakasında, olayında da bir örnekleme yaparsak şu anda bulunduğumuz durumu SWOT analiziyle, yani güçlü yanlarımız, zayıf yanlarımız, önümüzdeki fırsatlar ve karşımıza çıkabilecek olasılıklarla değerlendirmemiz, şu anda ne durumda olduğumuzu, ne durumdayız sorusunu cevaplayacak şekilde bir analiz masasına yatırmamız gerektiğini bir önceki videolarda ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık. Vizyon açısından da nereye ulaşmak istiyoruz sorusunu cevaplayacağımız bir takım çalışmaları SWOT kapsamında yapmamız gerektiğini açıklamıştık ve bunu da ne yapmıştık? Gerek motivasyonla ilgili doldurduğumuz eğlenceli, evde spor yapabileceğiniz videolarda, gerek Instagram'da yapmış olduğum canlı yayınlarda ve gerekse bağlantılı videolarda hep ne söylüyoruz? Sloganımız ne? Vizyonumuz ne? Haziran ayında, Temmuz ayında bizim çok güzel güneşli havalarda tatil yapacağımızı, koronavirüsün hayatımızdan tamamen çıkacağını ve en az kayıpla çıkacağını şapkanızın altına koyuyoruz ve kesinlikle moralimizi bozmuyoruz. Evde olduğumuz zamanı etkin bir şekilde gerekirse bireysel, gerekirse ailesel olarak değerlendireceğiz. Kültürümüze kültür, eğitimimize eğitim katacağız ve bu korona ile ilgili şu anda yaşadığımız zorlukları biz fırsata çevirerek bu virüs hayatımızdan çıktığında daha eğitimli, daha hijyenik, daha insani kavramların üzerimize geçtiği bir millet olacağız diye konuşmuştuk. Şu anda da bunu özetlemiş olduk. Peki, gelelim stratejik alternatif türlere. Bizim teorik olarak size önerdiğimiz, yani benim size önerdiğim 6 tane bunu unutmuyoruz. Stratejik alternatifimiz var.
Nedir bu alternatifler? Hiç biliyor musunuz, duydunuz mu? Az çok yaşantımızda bu alternatiflerle zaten dolaşıyoruz. İş hayatındaysak işlerimizi yapıyoruz. İlişkilerimizi bu şekilde yönetiyoruz. En az bir tanesini kullanıyoruz. Ama bunların adını teorik olarak, eğitimsel olarak ya da akademik olarak belki de bilmiyoruz. Şimdi ben size bunları sayacağım. Siz kendi hayatınızdan örneklemeler yaparak hangi stratejik alternatifi hayatınızın çeşitli alanlarında, çeşitli disiplinler arası bir şekilde kullandığınıza lütfen karar veriniz. Evet, ilk olanını sayıyorum. Sınavda da aklınızda kalacak şekilde sayıyorum. 1. Maliyet liderliği stratejisi. Maliyet liderliği stratejisi. Hepimizin bildiği bir şey, hepimiz bir bütçeyi kendi çapımızda dolandırıyoruz değil mi? Bunu unutmuyoruz. 2. Farklılaşma stratejisi. Malumunuz hepimiz birbirimizden farklıyız. Saçımız farklı, gözümüz farklı, konuşmamız farklı, kabiliyetlerimiz farklı. Hepimiz birbirimize muhtacız. Zaten bütün insanlar birbirine muhtaç olacak bir şekilde tasarlanmış. Bunda da bir ayıp, bir günah yok. Böyle de olması gerekiyor zaten. Bilimsel olarak da bunu araştırabilirsiniz. Bu arada 15 dakikada bir suyumuzu içmeyi unutmuyoruz. Boğazımızı sürekli sıcak ılık suyla sisler tutmayı hatırlıyoruz. Bu koronavirüsle alakalı. Bu arada 26 Mart 2020 tarihindeyiz. Ve büyük bir tarihin yazılmasında şu an hepimiz rol oynuyoruz. Bundan yıllar sonra belki yaşadıklarımızı kimler kaleme aldıysa oradan yeni nesil gelecek olan yeni nesillere aktarılacak. Belki de bu videolarımızı seyredilecek. Onlara da buradan selam olsun inşallah. Henüz doğmamış olsalar da. İkinci stratejimiz farklılaşma stratejisi dedik. İkinci stratejimiz. Üçüncüsü neydi? Hani şöyle benim bir sloganım var. Hatırlarsanız işaretimiz buydu. Odaklaşma stratejisi. Odağınızı belirli bir noktaya verme stratejisi. Ne demektir odak? Mesela şu anda gözlerimde bir odak yok. Değil mi? Bu arada bizim evde temizlik var. Elektrik süpürgesi sesi de size geliyor galiba. Birazcık kapımızı itmeye çalıştık. Sonuç olarak şu an herhangi bir odağım yok. Aslında kısmen var. Sadece size bakmaya çalışıyorum. Diğer taraflarla çok ilgilenmiyorum. Ama şöyle yaptığım zaman biraz daha odağıma kısıt getirmiş oluyorum. En basit anlamlı bu. Herkesin anlayacağı bir dilden. Ama normalde stratejik olarak da bir odaklaşma, belirli bir yere odağınızı yöneltme stratejisi olarak da üçüncü stratejimizi açıklayabiliriz. Gelelim dördüncü strateji. Bu nedir? Temel yetkinlik stratejisi. Temel yetkinliğiniz neyse onun stratejisi. Örneğin benim temel yetkinliğim nedir? Ya da sizin temel yetkinliğiniz nedir? Benim temel yetkinliğim tabii ki bunun yanında başkaları da olsa bile temel yetkinliğim benim öğretmenliktir. Yani bunun yanı sıra yöneticilik olabilir, basın görevlisi olmam olabilir, yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu, profesyonel asistanlık, profesyonel danışmanlık, eğitim koçluğu gibi bir sürü yetkinliklerim olsa da bunun temeli zaten bu saydığım yetkinliklerin başında bulunan bağlı olduğu temel nedir? Öğretmenlik yetkinliği olması gibi. Sizin de temel yetkinliğiniz neyse o konuda bir strateji gütmeniz gibi bir temel yetkinlik stratejisinin örneklemesinden bahsettik. Gelelim 5. 5. stratejimiz planlama. Onu zaten dünkü videolarımızda 24 Mart 2020 tarihindeki videolarımızda aktarmıştık. Planlama ve konumlandırma stratejisi. Konumlandırma, belirli bir yere konumlandırma stratejisi. En sonuncuyu açıklıyorum. 6 ve benim en sevdiğim strateji 6. Yeri vakti geldiği zaman bu stratejiyi neden sevdiğimi size açıklayacağım. Bir okyanus düşünün.
Bir deniz, hemen akabinde bir okyanus düşünün. Vizyonunuzu düşünün. Haziran ayında inşallah koronavirüsüz hepimizin partiler yapacağı, eğleneceği milletçe çok güzel günlere geçtiğimiz için, hayatta kaldığımız için en az kayıpla mutlu mesut olacağımız, belki de açıldıysa yaralarımızı yine birlikte saracağımız, artık hiçbir şekilde eski dünyaya dönmeyeceğimiz, daha barışçıl, daha birbirimize destek olucu, daha çok yaralarımızı saracağımız, daha temiz, daha insani duyguların üst seviyede olduğu, artık sadece teknolojiyle bağımlı olmayan, beyinleri daha çok çalıştıran bir Y ve bir Z kuşağını yönetebileceğimiz bir gelecekten bahsediyorum. Öyle bir okyanusal bir vizyon düşünün. Yani tiyoları verdim aslında. Altıncı stratejimiz ne? Duyamadım. Ne olabilir? Okyanustan bahsettiğimize göre okyanus, değil mi? Bir de bunun bir rengi var. Bakalım, bizim küçük bebeğimizden aklınızda kalsın. Bizim evimizde bir ikonumuz var. Bunun adı Deniz. Çok tatlı bir bebek. Gördüğünüz gibi o da kendisini koronadan korumaya çalışıyor. Tabii ki şaka. Mavi kıyafeti var bebeğimizin. Stratejimizin ismi de Mavi Okyanus Stratejisi. Stratejik alternatif türleri nelermiş? Bu videomuzda onlara baktık. 6 tane stratejik alternatif türümüz varmış. Birlikte sayalım lütfen. Maliyet liderliği stratejisi, farklılaşma stratejisi, odaklaşma stratejisi, temel yetkinlik stratejisi, planlama, şunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım ve o planı konumlandırma stratejisi ve en sonda altıncısı da mavi okyanus stratejisi. Evet değerli arkadaşlar, bu videomuzda aktaracaklarımız burada son buldu. Şimdi bu stratejilerin neler olduğunu bir sonraki videolarda aktaracağız sizlere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın, koronavirüssüz kalın, tedbirli kalın. Lütfen Türkiye çapında sokağa çıkmayın, evde kalın. Canınız sıkılıyorsa da bana abone olun. Beni seyredin. Bütün videolarımı, herkese hitap eden bir sürü videom var. Komik olanlar var, saçma olanlar var. Ama sonuçta ortak özelliği her kesime, toplumun her kesimine hitap eden videolar var. Sizi seviyorum. İnşallah sizlere faydalı olabilmişizdir. Sizi önce Allah'a emanet ediyorum. Sonra da tedbirlerinize emanet ediyorum. Hepimiz için ve yazıyoruz. Birlikte başaracağız. İnşallah. Hoşçakalın.